Buyurun Sayın Çakır Özer. Buyurun, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyon yayını konmadığı için bizleri sadece internet aracılığıyla izleyebilen saygıdeğer yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu getirdiğiniz ne bir parlamenter sistem ne de bir başkanlık sistemidir. Getirdiğiniz bu paket tüm yetkileri tek kişide toplayan bir kuvvetler birliği rejimidir, düpedüz bir tek adam rejimidir. Getirilen tüm düzenlemelerin, mesela Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin aynı gün yapılmasının tek amacı, Cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğunu aynı partiden çıkarma hesabıdır. Ancak bunu sağladığınız anda millet egemenliğinin tecelli makamı olan bu yüce meclisin de ipini çekmiş olacaksınız. Bir kişi hem Cumhurbaşkanı olacak hem de parti lideri kalacak ve milletvekillerini belirleyecek. Meclis çoğunluğu onun kontrolünde olacağı için meclisin bağımsızlığı, saygınlığı kalmayacak. Meclis en temel yetkisi yasama tekelini Cumhurbaşkanı kararnamelerine devredecek. Yürütmeyi denetleme olanakları elinden alınacak. Ülke bütçesini dahi denetleyemez duruma getirilecek. Bunlar yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanı'na verilecek meclisi feshetme yetkisiyle %50'nin iradesiyle milletin tamamının iradesi üzerinde tahakküm kurulacak. Sonra bir de tarafsızlık meselesi var. Cumhurbaşkanı bir yandan anayasada yazan tarafsızlık yeminini edecek, devlet başkanı olarak görev yapacak ama bir taraftan da partisinin genel başkanı olarak kalacak, milletvekillerini, belediye başkanlarını, il başkanlarını belirleyecek. Bunun adı demokrasi, bunun adı hukuk devleti değildir arkadaşlarım. Bunun adı açıkça söyleyelim ki parti devletidir ve 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmayan arayışlardır bunlar. Değerli arkadaşlarım, denge ve denetleme mekanizmasının temel unsuru yargı bu paketle Cumhurbaşkanı'nın kontrolü altına girmekte. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tamamen ortadan kalkmakta. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz bu kadar sınırsız yetki, bu kadar sorumsuz ve bu kadar denetimsiz biçimde kimin elinde toplanırsa toplansın buna karşıyız ve sonuna kadar da karşı duracağız. Çünkü tüm kuvvetlerin tek kişide bulunduğu bir sistemde hiçbir yurttaş güven altında değildir, hürriyetlerden bahsedilemez. Değerli arkadaşlarım, sizlere sormak isterim. Getirilen bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek? İktidarıyla, muhalefetiyle bizleri buraya gönderen aziz yurttaşlarımızın bizden haklı beklentileri var. Çözüm bekleyen dertleri, sıkıntıları var. Terörü nasıl bitireceğiz? Yurttaşımızın yaşam hakkını nasıl güvence altına alacağız? Hukuk güvenliği, yargı bağımsızlığı nasıl sağlanacak? Yoksulluk nasıl bitirilecek? İşsizlik nasıl azaltılacak? Türk liramızın değer kaybı nasıl durdurulacak? Üretim nasıl artırılacak? Hakça paylaşım nasıl sağlanacak? Eğitim sistemimiz nasıl iyileştirilecek? Arzu ettiğiniz tek adam rejiminde bu sorunların çözüleceğinin garantisi var mı? Yok arkadaşlarım, yok. Çünkü hem 15 yıldır tek başınıza iktidarsınız, hem de bunun son 2 yılında anayasaya da aykırı bir biçimde fiili başkanlık sistemi var. Peki sorunlar çözülebildi mi? Terör her gün yavrularımızın canını almaya devam ediyor. Kürt sorunu hala çözümsüz. 3 gençten biri işsiz. Asgari ücret açlık sınırının altında. Dolar aldı başını gidiyor, ardı sıra zamlar, vergiler. Esnaf borç yükü altında, çiftçinin beli bükülmüş. Hal böyleyken biz günlerdir sabahlara kadar neyle uğraşıyoruz? Bir kişinin başkanlık ısrarıyla, parlamentomuza yönelik tek adam dayatmasıyla. Değerli arkadaşlarım, halkımız burada ne tartışıldığından habersiz. Ülkemizi, yurttaşlarımızı yakından etkileyen böylesine büyük bir değişikliğin ne getirdiği bilinmiyor. Neden? Çünkü televizyonlar özgürce yayın yapamıyor. Bakın meclis televizyonu dahi vermiyor görüşmelerimizi. Halkın haber alma güvencesi olan basının sesi kısılmış durumda. 150 gazeteci hapiste, hapiste olmayanların büyük çoğunluğu işsiz, gazeteler, televizyonlar, radyolar kapalı, internet yasaklı. Tutuklu gazetecilerin, milletvekillerinin bir an önce iddianameleri açıklanmalı, tutuksuz yargılanarak hakim önüne çıkarılmaları sağlanmalıdır. O hal bitmeli, olağan düzene dönmemiz gerekmektedir. Bu ülkede ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün sağlanması meselesi iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin Türkiye demokrasisinin itibar sınavıdır. Değerli arkadaşlarım, Atatürk
ve Cumhuriyeti kuran kadrolar tarafından en değerli armağan olarak bizlere bırakılan, üzerine namus ve şeref sözü vererek yemin ettiğimiz Cumhuriyetimizi, millet egemenliğine dayalı parlamenter demokrasimizi korumaya kararlıyız. Bu nedenle bu tek adam düzenlemesine sonuna kadar hayır diyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çakır Özer.